Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabahın haberlerindesiniz Kıbrıs Postası TV'de. 14 Haziran 2021 Pazartesi haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz. Stüdyomuzda konuğumuz var. Günaydın dileyelim önce Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı. Hoş geldiniz efendim. Günaydın tekrardan. Böyle hızlı başlayalım. Tabii, zaten tabii. Çok vaktimiz yok. Buradan sonra başka bir televizyon programına da gideceksiniz. Cumartesi günü yaptığınız basın toplantısı ve işte açık pazar. Benim en çok dikkatimi çeken mesele Merkez Lefkoşa'nın tekrardan ön plana çıkması. Hı-hı. Yani başkentin, merkezin burasının olduğunu tekrardan üstüne basa basa gündeme getirmek isteyişiniz. Bunları konuşmak için çağırmıştım sizi ama hafta sonu bir belediye başkanları siyasi partisi ortaya çıktı. Nedir mesele bu belediye başkanlarının? Belediyelerin ne kadar zor bir durumda olduğunu biliyoruz. Nasıl bir çare buldular? Sanırım böyle bir çare buldular buna düzelebilmesi için. Yani ben şöyle düşünüyorum sevgili Canan. Yani her ne kadar belediyeler birliği çatısı altında türlü sıkıntılar yaşasak da ve arkadaşlarımızla görüşemesek de ortam içerisinde. Bugün sabah birkaç kişiye ulaştım konuya ilişkin. Ne oluyor, ne bitiyor? Bunun bir isyan olduğunu aslında. Belediye başkanlarının artık daha fazla tahammül edemediğini, merkez siyasetin sorunlarına duyarsız, kayıtsız kalmasına ilişkin bir yardım çığlığı gibi gördüm aslında. Yani biraz da dikkat çekebilmek için bir gerekirse partileşiriz gibi bir tema kullanıldı. Madem siz çözmüyorsunuz bizim sorunlarımızı. Ben bunun bir siyasi partiye dönebileceği inancında değilim. Ama günün sonunda merkez siyaset, evet arkadaşlarımızın da üzerine durduğu gibi yerel yönetimlerin beklentilerinin çok çok uzağında. Bu sadece bu hükümete özel değil. Gelmiş geçmiş bütün hükümetler 3 aşağı 5 yukarı yereli önemsemiyor. Yerelin problemlerini çözme noktasında iyi bir girişim ve sıkıntıların aşımıyla ilgili bir projeksiyon ortaya koymuyor. Artı bence yasayla ilgili epey problem var. Yani meclise yasa sanki öylesine sunulmuş gibi duruyor. Üzerinde belediye başkanlarının, yerel yöneticilerin ciddi rezervlerinin olduğu bir yasa. Aynı zamanda bir havucun da olduğu yasa. Yani işte eğer tüzüklerinizi yaparsanız ve rakamları güncellersiniz. Bununla ilgili de işte parasal anlamda bir geliri olabilecek. Ama işte içerisinde sen de daha önceki programlarında bir miktar değindin. Gerektiğinde çok kolay görevden alıp kayyum atama gibi maddelerin olduğu böyle tuhaflıklarla dolu bir yasa. O yüzden ben belediye başkanlarının bir isyan çığlığı olarak değerlendiriyorum. Ama şunun da altını çizerek söyleyeyim. Belediye başkanlıklarında herkese saygım sonsuz bağımsız girebilirler vesaire. Bir ara çok ciddi bir tartışma döndürülüyordu. İşte belediye başkanları bağımsız olsun siyaseten. Ben hep buna karşı çıkmıştım. Çünkü aslında pratikte ve icraatta bağımsız olmalı belediye başkanları ama oraya gelirken ki pozisyonlarını felsefeleri belirliyor. Yani siz eşitlikçi misiniz, demokrat mısınız, refahın adil paylaşımından yana mısınız, hakkaniyetten mi yana mısınız? Geldiğiniz siyasi geri plan aslında bunları sağlıyor size. O yüzden ben siyasetin ABC'si olarak bakıyorum yerel yönetimlere. Bunu da bir dipnot olarak düşmek isterim. Niçin siz niçin yoksunuz demeyeceğim tabii de hiç konuşuldu mu bu sizinle? Böyle bir durum yapıyoruz biz. Siz nasıl bakarsınız? Çünkü bundan birkaç hafta önce de yanılmıyorsam işte Mahmut Özçin Adliye Edirne Birliği Başkanı böyle bir yürüyüşle gitmişlerdi başbakanla görüşmeye. Orada da sanki böyle bir artık bir isyan, böyle küçük çapta da olsa bir isyan belirtilmişti. Kameraların önünde çok fazla yapmıyor bunu belediye başkanları anladığım kadarıyla. Bazı belediye başkanları ama artık bunun da başladığını görebiliyoruz. Siz hiç dahil oldunuz mu? Konuşuldu mu sizinle? Yani o yürüyüş için davet aldım. Gitmek için ama doğru bulmadım. Ne konuda doğru bulmadığımın da altını çizeyim. Sadece maddi bir konu gündeme geldiğinde belediyelerin yürüyüş yapmasını doğru bulmuyorum. Yani belediye başkanlarının emeklilikle ilgili bir durumu vardı ve bir isyan noktasına gelindi. Yürünecek çok konu var yerel yönetimlerin. Bunun ön plana çıkmasını doğru bulmadığını söyledim. Aynı zamanda bunun Belediyeler Birliği'nin yönetim mekanizmasının bir an önce sorunlardan arındırılarak bir çözüme kavuşması gerekiyor. Hele böyle bir ortamda buna daha çok ihtiyaç var. Bu konuda da ben bir senedir uğraşıyorum.
Ve artık yani bunun çok fazla tamam deniyor, bu şekilde ilerleyelim deniyor ama bir türlü bunu icraata döken bir unsur görmedim. O yüzden de bu konuda ben de hassasiyetimi sürdürüyorum. Eğer belediyeler birliğinde bu işi çözeceksek çözmek zorundayız. Bu tarz siyasi kamplaşmalarla, bölünmelerle bu işin çözülme ihtimali yok. Üzerine ısrarla duruyorum. Belediyeler Birliği yeni bir genel kurul yapmalı. Bu yeni genel kurulda temsiliyet yeniden hakkaniyetli bir şekilde sağlanmalı. O zaman gerçekten belediyelerin gücünü de merkez siyasete ulaşabilecek etkisini de çok daha rahat gösterebileceğimizi düşünüyorum. Bu tarz parti kurma vesaire gibi aslında toplumda bence çok büyük karşılığı olmayan sadece sansasyonel bazı haberler olabilecek konuların da gerek kalmayacağını düşünüyorum. O yüzden bir an önce benim çağrım buradan Belediyeler Birliği yasal ve siyaseten de adil bir zemine oturtacak genel kurulunu ivedi bir şekilde yapmalıdır. Bizler de X, Y, Z parti ayrımı gözetmeden yerel yönetimlerin sorunlarına odaklanmalıyız. Hiç şey düşünüyor musunuz bilmiyorum yani tabii ki bir siyasetçisiniz aynı zamanda. Yani ülkedeki siyasi durumun bu kadar istikrarsız gitmesi, ülkedeki siyasetçinin durumunun bu kadar rahatsız edici olmasının sebebi olabilir mi ya da göstergesi olabilir mi bu yaşadığımız durum? Yani siyasete ve siyasetçiye olan güven zaten yerlerdeydi, zaten yoktu. Son yaşadığımız gelişmelerle, siyasi gelişmelerle birlikte de tamamen artık her şey daha açık görülebiliyor. Bunun bir göstergesi değilmiş. İşte belediye başkanları da artık isyan noktasına geldi. Ama yine bakın. Şu da isyan noktasına geldi, bu da isyan noktasına geldi. Haberin içeriğinde bile bir tuhaflık yok mu sizce ama? Belediye başkanları isyan edip Ankara'ya gitmeye çalışıyor. Yani siyaseti artık burada çözememe ve siyasetin artık buradan yönetilemediğini sanki herkes kabul etmiş noktada ve kendini öznelikten çıkarmış durumda. Niye insanlar böyle bir yapıda siyasetçiye güven duysun ki? Ankara'daki iktidarlara güven duymaya başlar insanlar ya da medet ummaya başlar insanlar ki uzun zamandır böyle. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu ayyuka çıkmış durumdaydı. Kendi öznelliğini kaybediyor siyasetçi ve siyaset. Bence bunu tekrar merkeze alabilmemiz gerekiyor. Yani sorunların çözümünde motor gücünün kendi siyasetimizde, icraatlarımızda, politikalarında olduğunu ispatlayabilir, gösterebilirsek o özgüveni de yakalayacak insanlar ve toplum bu özgüvene sahip olacak açıkçası. Yoksa yani işte kaymakamlık, valilik modeliyle gideceğimiz zaten yani sanki bu modelin artık kafamıza daha çok böyle vurulduğu, daha çok ayyuka çıkararak gösterildiği bir dönem yaşıyoruz. İşte karayolları meselesi hakeza öyle yani 400 milyonluk devasa bir yatırım yapılıyor. Sevinemiyor insanlar. Neden? Yani sevinemiyor derken evet, iyi yollarda gideceği için insanlar seviniyor. Ama 13 tane asfalt şantiyesi olan bir ülkede, dünya kadar müteahhit olan bir ülkede, bu ülke müteahhiti, bu ülke taşeronu, bu ülke insanının ekmek kazanmadan Türkiye'de ihalesi çıktı mı çıkmadı mı bilmediğimiz bir modelle işte bize yol yapılıyor. Yani gelen haberle çalışması başladı. Yani çalışmalar başladı. Yani biliyorsunuz evet. Sayın Başbakanımız Ulaştırma Bakanı olmadığı bir dönemde alelacele gidip temizlik çalışmalarını yerinde izledi evet. Ve haberleştirdi. Herhalde yakında da Ulaştırma Bakanı gelince şantiyenin açılışı yapılacak. Yani işin açılışı yapılacak. Bana çok tuhaf geliyor bunlar. Yani insanlara da tuhaf gelmeli diye düşünüyorum. Yani evet bu protokollerle sağlanan ve işte bunun Ankara ayağında gidildiğinde içerisinde yerli müteahhitlerin olacağı da karara bağlanan bir unsurda maalesef tamamen Kıbrıs Türk'ü devre dışı kalıyor. Kıbrıs Türk'ü daha da devre dışı kalmaya devam edecek bana göre. Yani bu şekilde başbakanlarımız eyvallah dediği sürece, bu şekilde cumhurbaşkanlarımız eyvallah dediği sürece, muhalefet sesini çok çıkaramadığı sürece, çünkü kendileri de iktidara gelirse bu yolların yapımıyla ilgili yapmak ve insanlara bu yolu sürdürmektir hedef. Bakın yani çünkü insanlar 48 saat içerisinde neyin nasıl olduğunu unutacağını düşünecekler ve bak ne güzel X hükümet döneminde bizim yolumuz oldu diyecek ve bence tamamen yaklaşım budur şu an. Ama tercihlerimizi yaparken bu uyarıları dikkate alanlarla mı yürüyeceğiz yoksa uzun süreli refahı mı düşünerek hareket edeceğiz? Bunlar önemli.
kazanır bence. Şimdi bu ihalelerden hiçbir ekmek yemeyen Kıbrıs Türk'ünün çocukları da işsizlikle tehdit edilen, iş insanlarıdır işsizlikle tehdit edilen. O yüzden bu insanlar yakında belki dükkan ve kepenk kapatacak, belki kendi ekonomik geleceğini başka yerde arayacak. O yüzden biz o arabalarımızla süreceğimizi düşündüğümüz yollarda belki de yerimize başkaları sürecek o arabaları. Evet, güç etmiş durumda kalacağız. Tüm bunların içerisinde Lefkoşa Belediyesi, birazcık artık değinelim ona. Tabii ki. Merkez Lefkoşa. Evet, neden aktivite bu kadar... etkinlik merkezi. Evet, ama Lefkoşa'nın bu kadar çok ön plana çıkarılması gibi bir durum var. Yani başkent ve merkezin burası oldu. Basın toplantısında da söylediniz. Hatırlatmak istiyoruz ki merkez burasıdır. Doğrudur. Kime ne şekilde hatırlatmak istiyoruz? Nelerden geçti ve bu noktaya geldi? Şimdi biz belediyenin borçlarını, toplanmayan çöpleri, isyanları, grevleri bunları tabii ki geçtik. Tabii yani ki. Bunun uzun zamandır geçtik. Ama üzerimizde yapışan hala bir kabus. Hala öyle bir kabus gibi bir şey vardı Lefkoşa Türk Belediyesi ile ilgili. Hep daha böyle tereddütlü bakılıyordu. Şimdi etkinlik, işte organik tarım gibi, işte ne bileyim farklı kadın konular, sığınma evi, paylaşım mutfağı gibi konular konuşuluyor Lefkoşa'da. Ve bir de merkez vurgusu var. Evet. Evet, yani şunu söyleyeyim, yani biz uzun süredir bir rehabilitasyon süreci yaşıyoruz aslında Lefkoşa Türk Belediyesi. Önce iç barışı, iç huzuru sağlayarak kendi ekonomik sıkıntılarını çözme noktasında planlı bir politika izlediğimizi düşünüyorum hep birlikte. Ve önemli bir noktaya getirdik aslında Lefkoşa Türk Belediyesi'ni. Bugün maaş ödemesinde problem yaşamayan, sosyal haklarıyla ilgili bir geriliği olmayan, tek geriliğimizin ekme sayı ile ilgili olduğu bir, en azından özlük haklarına ilişkin böyle bir durum yaşanıyor an itibariyle. Müteahhitlere herhangi bir sıkıntılı borç yükümüz yok. Bu tabii ki bir özgüven kazandırıyor. Ama hep konuştuğumuz programlarda ne zaman Lefkoşa Türk Belediyesi yatırımlarını artırarak devam edecek noktasında iki kere çok ciddi bir tehdit yaşadık. Biri 2018 döviz krizi, bir tanesi de bu pandeminin getirdiği koşullar. Buna rağmen bu merkezi önemli bir öz kaynak yatırımıyla yapıyor olmamız aslında Lefkoşa'nın yeniden ayağa kalkışının ve dirilişin bir sembolü bize göre. Evet, uzun süre problemlerle anılan Lefkoşa artık sanki merkezi pozisyonunu başka yerlere kaptırıyor gibi bir toplumsal algı içerisindeydi. Yani lokomotif gücünü, işte o eskiden amiral gemisi olarak lanse edilen gücünü sanki başka bir noktaya doğru kaydırıyor gibiydi. En azından algı o şekildeydi. O yüzden vurgulamak istedik bunu. Hem sanayinin merkezi Lefkoşa, hem ticaretin merkezi Lefkoşa, hem kamunun merkezi Lefkoşa ve iş dünyasının merkezi de Lefkoşa. O yüzden merkez Lefkoşa vurgusu bundan yola çıkılarak yapılmış bir vurguydu. İsim tartışmasını yaptığımızda geçen yıl ben istedim aslında ismin merkez Lefkoşa olmasını. Çünkü bu bir sembol, bir sembol yapı olacak. Ve Lefkoşa'ya işte o eski bazı anıtsal yapılar gibi, bu da aslında eğlence, aktivite ve iş hayatının bir merkezi haline gelecek. Ve bence isim de tam oturdu gibi geldi bana, yani yaptığımız çeşitli diyaloglardan sonra. Ya da ben alıştım artık, bilemem yani şey. Çok söyleyince şey olur. Ama tabii ki bizim için bir çok önemli bir gurur açıkçası. İlk kez bu denli büyük bir öz kaynak yatırımıyla bir alan inşa ediyoruz. Bu sadece bir açık pazar değil. Açık pazar olsa bu kadar üzerine düşerek belki de tanıtım yapmayacağız, anlatmayacağız. Ama bu bir konferans merkezi, sergi merkezi, iş hayatının aktivite merkezi. Bu artık işletme modeliyle ilgili. Ne olacağına bağlı. Bu akşam da eski belediye başkanlarını davet ettik. İki dönemki belediye meclis üyelerimizi davet ettik. Adada bulunan diğer belediye başkan arkadaşlarımızı davet ettik. Onlarla güzel bir vakit geçirip onlara da buraya aktaracağız. Çarşamba günü de. Evet, bir cumartesi pazar gerilimi mi var? Yani açıkçası ben biraz tuhaf buluyorum. Çünkü biliyorsunuz Lefkoşa'da açık pazar yıllardır pazar günü kuruluyor. Sokağa çıkma yasağı olduğu için pazarları, esnafımızın ve pazarcılarımızın maddi kayıpları yaşamaması adına bunu cumartesine karşılıklı görüşerek almıştık. Bir grup esnafımız çok doğal olarak belki bugüne alıştı ve cumartesini devam ettirmek istiyor. Bizim yaptığımız tüm temaslar ama Lefkoşa'da pazar günü kurulması yönünde bir talep var bize. Şimdi muhtarlarda anketlerimiz var.
oradan aldığımız ilk sonuçlar da öyle. Neredeyse %85'e %15 gibi bir oran var. Yarın tekrar alacağız bu rakamları. Sadece bunlar bir kamuoyu şeyi. Yani nabzı tutabilmek için. Yani resmi rakamlar değil ama. Kimin yani 25 muhtarla konuştuk. 23'ü pazar yapılmasını istiyor. Nabız bu yönde. Ben de bu yöndeyim. Çünkü aslında birçok farklı şehirde pazar kuruluyor. Ve işte cumartesi aslında Güzelyurt'ta da kurulan bir pazar var. Niye esnafı bölelim? Tercih yapabilir insanlar. Ve örneğin hafta arası Mausa pazarına katılıp pazar günü dinlenmek istiyorsa belki Lefkoşa pazarına gelmez. Ama insanımız buna alıştı. Bu yönde herhalde devam edeceğiz ama bunun bu polemik haline gelmesi ve yani bu şekilde ağır yani tuhaf tuhaf açıklamalar dinledim ben yani şey dün. Çok da şey değil yani böyle çok önemli değil. Anlıyorum hassasiyetleri ama yani bu noktada gerilim yaratacak, üzülecek, bu kadar sevincin ya da bu kadar mutluluğun içerisinde bizi etkileyecek bir unsur olduğunu düşünmüyorum. Ya da toplumu çok ilgilendiren bir unsur olduğunu düşünüyorum. Lefkoşa burada yeni hayatın dinamikleriyle alışarak başlayacak. Bu hafta son kez kuruldu terminalde pazar. Evet. Çarşamba açılış, pazar günü de aynen açık pazar büyük bir ihtimalle pazar günü olacak şekilde yapılacak. Oradaki yer meselesi önemliydi. Bence biraz da gerginlik sanırım oradan çıktı diye düşünüyorum. Çünkü biz açık pazardaki, yeni açık pazardaki yerleri sadece bölümlere ayırıyoruz. İşte şu bölümde halı, şu bölümde işte zepse, şu bölümde kıyafet gibilerden. Ama kimin olacağını ben burada kurayla karar vereceğimizi söylüyorum. Bundan daha adil bir şey olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü herkes iyi yer istiyor. Öyle bir alışkanlığımız var. Sanki uçsuz bucaksız bir yer orası da yani işte nerede olsa olsun satılacak yani aslında ürün. Ama ben dedim o zaman madem bu kadar talep var iyi yere, iyi yeri şans belirlesin. Ne yapalım? Yani yapacak bir şey yok. O sanırım onların beklentisi kendilerinin bunda lokomotif olmasıydı dağıdırken. Bu da doğru bir tavır değil. Göreceğiz yani kura çekiminde artık kim nereye düşerse. Evet, beni en çok etkileyen proje aslında bu organik tarım meselesi. Beni de bu arada. Bir belediyenin bunu yapabilmesi ki yurt dışında gördüğümüz bir şey bu. Doğru. Buralarda görmediğimiz bir şeydi. Bir belediyenin bunu yapabilmesi gerçekten de önemli bir durumdu. Yani kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede böyle çok kısacık bir değerlendirir misiniz bunu? Tabii ki. Yani beni de en çok heyecanlandıran projelerden bir tanesi. Çünkü üretim yapıyoruz. Bizim her türlü uzvumuz var. Nedir bu? Tarım amaçlı kullanılabilecek yüksek değerleri olan bir su. Buradan çıkan yine yüksek verimlilikteki gübre ve toprak. Bu üçünü birleştirdiğimizde buraların atıl kalması çok mantıksız aslında. Ve araştırma yaptık. Bilime inanıyoruz. Ziraat mühendisliğine inanıyoruz. Kooperatifçiliğe inanıyoruz. Önce kooperatif deneyimi olan insanlarla bir araya geldik ve bu alanlarımızı nasıl değerlendirebileceğimizi konuştuk ama sonra ziraat mühendisleriyle ortak bir kanıya vardık ve dedik ki eğer biz ülkeye katma değer katabilecek, ülkede şu an biriyle rekabet etmeyecek bir üretim modeline girebilirsek buradan çıkacak faydayla bölge gençlerini de sürecin içerisine dahil ederek bir kooperatifçilik yaratabileceğiz. Ve bir yıl uğraştık yani bilimsel verileri topladık, her türlü araştırmayı yaptık ve burada GDO'suz yani genetiği değiştirilmemiş tohumlardan silajlık soya fasulyesi ekibini önemli bulduk. Neden? Çünkü hayvan yeminin birinci girdi maddesi aslında bu. İki, hellim sertifikasyonunda, bu AB ile olan hellim sertifikasyonunda yerel ürün kullanımı çok değerli. O sertifikasyonun bir parçası olacak. Üç, burada katma değeri sonradan yaratılabilecek birçok unsur var. Yani eğer siz tesisleşme yapıyorsanız soyadan elde edeceğiniz birçok ürünü katma değer katıp farklı ürün gamlarına çevirebilirsiniz. İşte soya fasulyesi, işte soya yağı ya da diğer ürünlere çevrilebilir bunlar. 40 bin metrekarelik alanda bir ekim yaptık. Eylül sonu, Ekim başı bu hasatı ben de dört gözle bekliyorum. Belki yine o gün bir arada oluruz, evet. Hep birlikte o hasata gideriz. Çünkü ben de çok heyecanlıyım açıkçası. Daha sonra ama hem devlete hem bizlere düşen bir görev var. Eğer bu başarılı olursa ve biz bunu ispatlarsak,
o bölgede atıl durumda olan diğer arazilerin tarafımıza tahsis edilerek bunun bir imeceye dönmesi gerekecek. 20 milyon dolarlık bir ithalattan bahsediyoruz. Eğer bu büyürse her geçen gün bu ithalatımız düşecek ve kendimiz üretiyor ve kendi hayvancımıza ve bu dönecek bize daha ucuz et olarak dönecek. Daha ucuz maliyetler olarak dönecek. Bölge insanımıza iş olarak dönecek, aş olarak dönecek. O yüzden ciddi katılımcılığı tetikleyebilecek, organik tarımı tetikleyebilecek, buradan insanların gelir elde ettiğini görebileceğimiz önemli bir mecra ve önemli bir alan. Ben bunu belediyenin geleceği için de çok bu tabii hem belediyenin geleceği için hem de belki insanların da, özellikle bu ülkede yaşayan insanların, işte üretmiyorsunuz, hiçbir şey yapılmıyor burada. Sadece işte bir memur ülkesi burası. İşte işe gidip geliyorsunuz. Hiçbir şey yok Kıbrıs'ın kuzeyinde. Bu algılar da belki değişti. Bu algıyı, kendine olan güvensizliği ülke olarak, toplum olarak o güvensizliği de yıkabilecek pozisyona gelebilir belki de bu şekilde. Çok kısacık 3-4 dakikamız kaldı sizi uğurlayacağım ama birazcık da böyle Gökhan'ı okuduk. Evet, aslında kazandı da kendisi sordu. Ben o kadar detaylı sormayacağım tabii ki. Gerçi burada sorabilirim çünkü bu programın gündemi olabilir. Aynen öyle. Ama bu Toplumcu Demokrasi Partisi, şimdi biraz evvel muhalefete de birazcık değindiniz. İşte tam sesini çıkarmıyorum muhalefette. Toplumcu Demokrasi Partisi de orada. Nasıl gidiyor parti ve yani, Mehmet Armancı neresinde? Ben şu noktadan bakıyorum. Yani 3 kişiyle yapabileceği maksimum derecede muhalefeti yapmaya özen gösteriyor. Toplumcu Demokrasi Partisi ve gayret gösteriyor. Ben şu an için meclis muhalefetinin alternatifinin yaratılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ben parlamenter demokrasiye inanan bir insanım bu arada. Yani hadi çekilelim meclisten noktasında değilim ama girerken nasıl insanlara sorduysak şu an ben muhalefetin köy köy, kasaba kasaba gidip çekilme referandumu yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü artık insanları sürecin içerisine katmayacaksak insanların muhalefete olan inancını pekiştiremeyeceği noktasındayım. Yani meclis kürsüsünden artık söylenecekleri söylendiğini düşünüyorum. Artık gidip halkla konuşmamız gerekiyor ve halkı bu sürecin bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Benim uzun zamandır önerim bu yönde. Cemal Başkan'la da, Cemal Hoca'yla da bu konuyu görüştük. O da buna taraftar, o da sivil toplum örgütlerine ziyaretlerde bulundu. Çünkü bu salt tek başına yapılabilecek bir unsur değil. Demokratik kitle örgütlerinizi yanınıza almanız gerekiyor, sivil toplumu yanınıza almanız gerekiyor. Şunu söyleyeyim, bu anlamda gelebilecek her türlü muhalefet işbirliğine de açık bulunmayı gerektiren bir unsur. O yüzden TDP'nin bu anlamda başlattığı kurultaylar silsilesi belki bunun bir öncülüğünü yapacak ve günün sonunda muhalefetin işbirliğine evrilecek bir süreç de olabilir. Bunun bir paydaşı olarak eğer erken seçim çok daha erken bir tarihte olacaksa orada artık başka dinamikler gelecek. Ama yani Nisan'sa bütün yazı muhalefetin aslında halkın arasında geçilmesi gerekiyor ve halka sorması gerekiyor. Bugünkü meclisten mutlu mu? Eğer bugünkü meclisten mutlu değilse ve muhalefetin artık bu mecliste işi olmadığını düşünüyorlarsa halk karar versin, muhalefet meclisten çekilsin, sistem tıkansın ve seçim olur. Yani yapacak bir şey yok. Peki seçim koşullar şu anda ülkenin içinde bulunduğu durum, bir diğer taraftan daha geçtiğimiz hafta bir rapor yayınlandı. Rapor yayınlanmasa da hepimizin bildiği bir unsurdu bu, işte Cumhurbaşkanlığı seçimindeki müdahale meselesi, ama tabii ki bunun daha da yüksek sesle söylenmesi bence çok değerli. Çok olumlu. Evet, çok olumlu bir şey. Ama rapor olumsuz, yani tabii karşımıza için çıkan manzara çok olumsuz bir manzara. Bunun içerisinde bir kez daha seçim, yani birilerini bir şeye zorlama mıdır, yoksa başka bir çaremiz var mıdır? Dinamikleri değiştirecek adımları atmaya karar verirse siyaseti yönlendirebilecek olanlar. Ve işte küçük bir örnekten yola çıktık, bu soya fasulyesi örneği. Hı-hı. Kendi kendimize yetebileceğimizi düşündüğü her alanda özlü olmaya karar vereceksek, ben bunun zor, meşakkatli ama başarılabilir bir yol olduğunu düşünüyorum. O yüzden eğer muhalefet hangimiz Türkiye ile daha iyi ilişki kurar üzerine değil de hangimiz bu ülkeyi daha iyi yönetirin stratejisini kurarsa, burada insanlar hangi yolu seçeceğine halk karar verebilir. Ama eğer halk şirinlik olarak görecekse seçimi ve hangimiz gelirsek daha şirin oluruz gibi bir tercih yapacaksa,
orijinalleri kalmaya devam eder orada. En iyi hangisi yalakalık yapacaksa onu seçmeye devam eder halkta doğal olarak. O yüzden bence halkın önüne ne koyacağımızdır önemli olan. Yani kapsamlı bir ekonomik plan konacak mı halkın önüne? Ya da ceklerle, caklarla vakit mi öldüreceğiz? Ben bu ülkenin ceklere, caklara artık tahammülünün kalmadığını, hangi yasaların değişmesi gerektiğini, hangi ekonomik mekanizmaların kullanılacağının halkla doğru paylaşılması ve kimsenin kimseyi kandırmaması gerektiğini ama sanıyorum artık zaten kanmıyoruz buna. Yani 460 milyondan fazla bir kaynakla yollar yapılacak ve sizin de söylediğiniz gibi sanki burada hiç müteahhit yokmuş gibi, hiç asfaltlama yok, biz hiçbir şey yapamıyormuşuz gibi bunun ihalelerin açılıp açılmadığını da bilmiyoruz şu anda. Böyle bir süreç yaşanıyor bu ülkede. Ama bunu artık herkes işte yaşasın işte Türkiye bize yol yapıyor. Evet bir kesim var bunu söyleyen ama büyük bir kesiminde artık gerçeği görebilme noktasına gelebilir. Görüyor tamamen demiyorum. O başka bir bence bu gerçekler ama tümü bu şekilde gerçekleşeceğini tek 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 Sayın Akıncı zannederim Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde insanlara söyledi. Ama yine aynı çevreler katıldıkları toplantılarda kendilerine söylenenlere inanarak Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında adaya ve büyük bir refah getirilecek politikalar uygulanacağına kani oldular. Yani neye tav oldular baktığımda? Maddiyatın girdiği bir noktadan iradelerini teslim eden birçok kesim gördük biz bu dönemde. Ve maalesef şu an yaşanan tablo o dönemde kendilerine uyarıları dinlemediklerini gösteriyordu. Umarım önümüzdeki dönemlerde bu uyarıları dinlerler. Evet. Programımızın sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğimiz bir şey var mı? Bir de Kızılbaş'ta bir park var. Evet. Ben ona da çok sevindim. Çünkü bir küçük bir amfi olacak içerisinde. Yani onu da ekime yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani hem soya hasadını hem de Kızılbaş Parkı'nı. Bence çok büyük bir ihtiyaçtı. Biri de bizim elimizden alıp başka bir şey yapmadan bir de elendirelim dedik. Çünkü sağ olsunlar bize öyle çok ılıman yaklaşmıyor merkezi hükümettekiler. Kızılbaş Parkı bence çok büyük bir ihtiyacı giderecek. Evet, gönül isterdi ki çok daha büyük 3000-5000 kişilik amfilerde yapalım. Umarım ona da sıra gelebilecek bir ekonomik güce kavuşuruz yakın bir zamanda. Ama orada şiirler, piyesler, küçük tiyatro oyunları bence çok akıcı, anlamlı olacak. Daha çok gençlik parkı gibi düşünüyoruz Kızılbaş Parkı'nı. İçerisinde 5 tane de yemek köşesinin olacağı, öyle yurt dışında sokak yemekleri adıyla geçen ürünleri de orada bulabilecekleri bir nokta. Benim umudum yüksek, Kıbrıs Türk'ünün kendi ayaklarının üzerinde durabileceğini ve iyi bir ekonomi politikasıyla ve sabırla kurumlarımızı kendimizin nasıl yönetebileceğimizin örneklerini vermeye kendimizce çalıştığımızı düşünüyorum. Umarım bunu da topluma doğru aktarabilmişizdir. Evet, ben çok teşekkür ederim size programa katıldığınız için.